O gecenin sabahında kanatlanan çift başlı kartal. O gece devlet ne yapıyordu, niçin kamuoyunun önüne çıkmadı diye soruluyor. 27 Şubat gecesi. O gece dedikleri 27 Şubat 2020 gecesi. Milletçe uyuyamadığımız gece. O gece hükümet beklemediği kayıplarla karşılaştı. O gece hükümet hesap edemediği bir durumla yüz yüze geldi. Karanlıkta gördüğümüz tuzak. O gecenin karanlığında büyük bir tecrübe yaşandı. O gece Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan tuzağı gördü. Tuzağı gördüğü içindir ki birkaç gün sonra Türkiye'ye bir kurgunun hazırlandığını belirtti. Kurgunun ne olduğunu ve planlayanları da hemen ertesi günlerde açıkladı. Türkiye'ye 15-16 Temmuz 2016 darbesinde başaramadıklarını yapmak isteyenler vardı. Tuzağın tanımı ve tuzağı kuranlar. 15-16 Temmuz darbesini FETÖ Gladios'u tezgahlamıştı. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri vardı. Tayyip Erdoğan yönetimini yıkmayı ve Ankara'yı ele geçirmeyi planlamışlardı. Başaramadılar. O gece bu kez de Türkiye'yi ve Tayyip Erdoğan'ı tuzağa iterek amaçlarına ulaşmak istediler. Suriye ile savaşa girecek bir Türkiye, Rusya, İran ve Irak, hatta Çin'e kadar bütün Asya'yı karşısına alacak, yalnızlaşacaktı. İç cephede de bölünecekti. Türk milleti Suriye ile savaş istemiyordu. Dışarıda yalnızlaşan ve iç cephede bölünen Türkiye beklentisinin pususuna yatanlar vardı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail başta olmak üzere Yunanistan, Güney Kıbrıs, Suudi Arabistan ve diğer Körfez şehlikleri yanında PKK, YPG ve DAEŞ türünden terör örgütleri bulundukları mevzilerde o gecenin hesapları içindeydiler. Karadeniz ve Akdeniz'den Umman Denizi'ne uzanan cephe. Cephe yalnız İdlib'te değildi. Türkiye, Karadeniz ve Trakya'dan Ege, Kıbrıs ve Libya'sı ile Doğu Akdeniz'e, Fırat'ın doğusu ve batısından Kudüs'e, Karabağ'dan İran, Arap Körfezi'ne kadar geniş bir cephede tehditlerle karşı karşıyaydı. En son Fransız donanması da Limassol açıklarına gelmiş ve namlularını mavi vatanımıza çevirmişti. Cephe geniş, tuzak derindi. Milletin sağduyusu, devletin aklı ve ordunun kurmaylık birikimi. Türkiye, milletin sağduyusu, hükümetin devlet aklı ve ordumuzun kurmaylık birikimiyle o geceden bugüne geldi. O gecenin karanlıklarında göremediklerimizi gördük, o gecenin acıları içinde duyamadıklarımızı duyduk, o gecenin baş ağrıları içinde hesap edemediklerimizi artık denkleme katabiliyoruz. Türkiye, o gecenin karanlıklarından sonra yeniden 21. yüzyıldaki aydınlık rotasına yöneliyor, yönelmiştir, yönelecektir. Zorunlu rota yeniden Asya açılımı. Türkiye'nin devlet kararıyla resmen belirlenen yeniden Asya açılımı nesnel bir süreçtir, bir zorunluluktur. Türkiye, Atlantik'te borç batağını boğulmamak ve parçalanmamak için Asya iklimine yerleşiyor. Bugünkü dünya koşullarında Asya, Türkiye için bağımsız ve başı dik yaşama, üretim ekonomisini inşa etme, özetle Atatürk devrimini tamamlama iklimidir. Türkiye, 200 yıllık milli demokratik devrimini Asya'da konumlanarak kesin sonuca ulaştırabilir, ulaştıracaktır. Çift başlı kartal. Asya, Hititlerin ve Selçukluların çift başlı kartalıdır. Kartalımızın bir başı doğuya, diğer başı batıya bakıyor. Asya, doğuya yerleşen güçlü Türkiye'nin batıyla ilişkilerini olağanlaştırdığı iklimdir. Süreç bütün dünyanın gördüğü gibi bu yöndedir. O gece bu süreci karartamazdı, karartamadı. O gecenin sabahı erken geldi. Asya'nın çift başlı kartalı yine göklerimizdedir.